Türk hukuk sisteminde cezaevlerinde bulunan tüm mahpusların tutuklu veya hükümlü olması noktasında bir fark gözetmeksizin hem avukat hem aile görüşlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenlemelerle mahpuslara verilmiş bir haktır. Bunun engellenmesi için hiçbir gerekçe bulunmamakta yasal mevzuata göre. Ancak İmralı Ada Hapishanesi'nde görünen o ki İmralı Ada Hapishanesi'nde hukukun işletilmediği bir alan mevcut. Bunda şu an uygulanan bugünkü tecrit uygulamasında avukat ve aile görüşlerinin bu kadar uzunca bir süre İmralı'da yapılmaması noktasında hukuki hiçbir izahatı bulunmamakta maalesef. Adalet Bakanlığı ve yargı organlarının, idari mercilerin bu noktada yapılan bütün başvuru ve talepleri cevapsız bırakması demokratik düzen iddiasında bulunan bir sistem için aslında kaygı verici bir durum. Demokratik düzende yer almış olan bir hukuk sisteminde yapılan tüm başvurulara olumlu veya olumsuz bir cevabın verilmesi gerekmekte. Ancak bu durumda hem aile başvurularında hem avukat başvurularında çoğunlukla cevapsız bırakılan bir durum mevcut. Bu da bize şunu göstermektedir ki uygulanan tecritin aslında Kürt halkının taleplerine yönelik bir bakış açısı da bunda mevcut. Hem ulusal hem uluslararası hukuka uygun olmayan bir şekilde ve başta da söylediğimiz gibi aslında hukukun işletilmediği bir alandan bahsediyoruz. Uluslararası kurumlar da tecritin bir insan hakkı ihlali olduğunu defalarca belirtti. CPT raporlarında uygulanan tecritin kötü muamele ve işkence yasağına dahil olduğunu belirtti. Ancak uluslararası kurumların da maalesef ki işlerliği uluslararası ülkelerin birbirleri arasındaki ilişki noktasına da tıkanabiliyor. Bu noktada da bizim sürekli söylediğimiz aslında birer demokrasi havarisi olarak görünen ülkelerin bu noktada net bir tavır sergilemiyor oluşu, CPT'nin halen bu noktada sessiz kalıyor oluşu, ciddi bir çalışma yürütmüyor oluşu aslında bu Türkiye'de uygulanan tecrit suçuna bir ortak olma durumudur. Bu da tecritin devamlılığında tüm ülkelerin payı olduğunu göstermekte. Aslında bu tüm durumları birlikte değerlendirdiğimizde Kürt meselesinin çözümü açısından da İmralı Ada Hapishanesi ile bir temasın olması gerekliliği de mevcut. Bu daha önceki pratik deneyimlerden de ortaya çıkan bir durum. Sadece hukuki durumdan bahsetmek yeterli olmayacak. Ancak uygulanan tecritin temelinde bu duruma yönelik bir çözümsüzlük iradesi de görünmekte. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaşılmış mutlak iletişimsizlik hali, tecrit hali 32 aydır sürerken 10 Ekim'de uluslararası birçok ülke merkezinde Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa siyasi çözüm şeklinde kampanyalar başlatıldı. Bu konuda da uluslararası kamuoyuna konuşan birçok isim Sayın Abdullah Öcalan'ın da içinde bulunduğu tecrit koşullarının kabul edilebilir olmadığını ve yürütülecek bir barış sürecinde Sayın Öcalan'ın doğrudan yer alması gerektiğine ilişkin söz kurma ve bu sorunun, Kürt sorunun çözümünün bu diyalog ve müzakere yoluyla olabileceğine ilişkin söz kurmalar da oldu. Uluslararası kamuoyunda yer aldı. 27 Kasım'dan bu yana da Türkiye ve Kürdistan'da bulunan politik mahpuslar uluslararası başlatılan bu kampanya sürecini ve Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle bir kez daha süreli dönüşümlü açlık grevi eylemine başladıklarını duyurdular. Açlık grevleri aslında hukuki anlamda evet bir protesto biçimi ve politik mahpusların bu taleplerini ifade özgürlüğü kapsamında Türkiye'de hukukun işletilmediği birçok dönemde aslında mahpuslar bu şekilde açlık grevi eylemlerini sürdürdüler ve bu durumda da daha önceki yaşanan süreçlerde de mahpusların bu kabul edilebilir taleplerinin hızlıca karşılanması gerekiyor. Hem mahpusların sağlık durumlarının, sağlık koşullarının daha kötüye gitmeden, gidecek bir evreye gelmeden kabul edilebilir bu taleplerinin karşılanması gerekiyor.